Uğur Aykan, Sayın Adnan Bey, Tanrı tüm her şeyi daha yaşanmadan biliyorsa, benim de ateist olacağım biliyorsa ve bundan beni sorumlu tutup cehennemde yakacaksa, böyle bir Tanrı'nın adaletinden söz edilebilir mi Uğur Aykan? Uğur, yani Allah'ın aklı, uyguladığı sistem bilinen görünen gibi değil. Ledün ilmi var, yani batın ilmi var. Batın ilmi ilimden tam ters. Ya bildiğimiz ilimden tam ters. Nasıl böyle madde ve antimadde varsa, bir de aklın karşıtı vardır. Buna ledün ilmi denir. Batın ilmi. Ama bak, sonuçta şimdi göreceksiniz. Mehdi çıkacak. İsa Mesih inecek. Ama buna rağmen yine şüphe edeceksiniz bak. Mehdi'den şüphe edeceksiniz. Hem de ne şüphe? Diyecekleri ki işte masonlar, tapınak şövalyeleri, derin devletler destekledi. Kasten çıkarttılar savaşları. Aldılar bu adamı da başlarına geçirdiler. İsa Mesih de işte yakışıklı bir genç buldular. Sakın annenden babandan bahsetme. İsa olduğunu imasını yapalım. Sen de İsa olursun. Şimdi bakın. Hazreti Musa'nın kutsal sandığı bulunacak. Bakın o sandıktan nasıl şüphe edecekler onu da göreceksiniz. Yani yeni yapıldığı, el yapımı olduğu, manna diye bir maddenin içine konduğu, tabletlerin de işte yeni yapıldığı, özel el yapımı olduğu, Musa devrinden kalmadığı, ya kalsa bile taşın eski fakat yapımın yeni olduğu, insan aklının şüpheciliğin ucu bucağı yoktur. Bakın bütün kutsal emanetler bulunacak. Akıl almaz şüphecilik orada da devreye girecek. Özel Allah öyle yaratmıştır. Bu şüphecilikten dolayı Mehdi vefat ediyor. Müthiş bir burukluk meydana gelecek. İsa Mesih vefat ettikten sonra insanlar iptal oluyorlar. Yani akıl almaz bir çöküş başlıyor. İman çöküş. Şüpheciler ya. Ya diyorlar, ona Mehdi dedik, ona da İsa dedik. Halbuki bunlar normal adamdı. Böyle bir şey de yoktu yani İslam'da ya. Kıyametin kopacağı da yok. Bunlar kıyamet alametiydi bu kişiler. Boş yere kandık diyecekler. Allah esirgesin. Yayıldıkça yayılacaklar. Azdıkça azacaklar. Kudurdukça kuduracaklar. Çünkü bakacak hiç öyle bir şey yok. Kıyametin alameti yok. Bir şey yok. İşte tam böyle devam ederken 1545 Hicri, Bediüzzaman'ın tarih doğru Allah'a emanet. Yani onu bir granit kaya üstüne bir gençler yazsınlar bizi, bir zahmet bir yere yazsın. Altına da kıyametliğinin at düşsünler. 46'yı bak göremeyecekler Allah'a emanet. 1545. İstanbul'da akşam vaktine doğru. Başka şehirde değil. Akşam vaktinde yani akşam namazı hemen kılınıyor ya. O işte kıyameti karşılamamak için yapılır. Akşam namazı ezan okunur, hemen kılınır. Kıyamet çünkü akşam vakti olacak. Yani yatsıya yakın. Yatsıya az bir şey kala. Ama bu İstanbul için bu. Sadece İstanbul için. Bu Boğaz. Şimdi Boğaz karşı karşıya. Boğaz önce birbirine bir değecek, sonra geri çekilecek. Değecek, geri çekilecek. Öyle bir sistem. İnsanlar diyor dehşetten saçları bembeyaz olur diyor. Bir mucize olarak oluyor. Yani böyle fosforlu gibi bembeyaz oluyor saçları. O dehşeti daha da artırıyor. Ve insanlar diyor sarhoş gibidir. Ne konuştuklarını bilmezler. Mesela adamın adını sorsan başka bir şey söylüyor. Konuşamıyor. O pilokronik hareket mi diyor tıpta? Böyle kontrolsüz hareketler yani el kol hareketleri. Korkunun şiddetine konuşamıyor. Halbuki normalde mesela adam evini basıyorlar silahlı çatışmaya giriyor korkmaz. Ama kıyamet bütün dünya gittiği için
akıl almaz korkuyor. Çünkü öldüğünde çoluk çocuk kalıyor diye düşünüyor. Veyahut insanlık devam ediyor diye düşünüyor. Yine rahat oluyor. Ama kıyamette denilenlerin hepsinin doğru olduğunu anlamış oluyor. Yani ahiretin de doğru olduğunu anlamış oluyor. O yüzden müthiş bir dehşet yaşıyorlar. Bir de Allah dediğini yapıyor yani, onu yanlış biliyorlar. Bir hanım arkadaşına konuşmuştum da işte söylüyorum. Ya hocam diyor, Allah diyor kıyar mı? Ya kardeşim, kıymaz olur mu? Kıyar tabii ki. Olur mu? Adalet ne o zaman? Öyle bir şey yok. Düz mantık var yani. Ama iyi bir insana, şuuru açık bir insana cehennem olmaz, onu söyleyeyim. Bak, iyi bir insan, şuuru, yani samimi bir insan, samimi bir insan, şuuru açıksa asla ve asla cehenneme gitmez. Asla.